Yeniden merhaba gençler. Çarpanları ayırmayla devam ediyoruz. Bu sefer mevzumuz 3 terimlileri çarpanları ayırmak. 3 terimleri çarpanlarına ayırma yönteminde 2 ayrı başlık halinde inceleyeceğiz. Bakın 3 terim dediğimiz mevzu bu. AX kare artı BX artı C. 3 tane terimim var burada. Bu 3 terimleri çarpanlarına ayırırken A'nın 1 olması halini ayrıca konuşacağız. Bir de birden farklı olursa ne yaparız ayrıca konuşacağız. A 1 iken denklemim şöyleyken yani çarpımları C'yi veren çarpımları C olacak. Toplamları B'yi veren 2 tane sayı bulacağız. İşaretlerini de dikkate alarak çarptığımda C'yi vermesi lazım, topladığımda B'yi vermesi lazım. Bu iki sayı M ve N olsun. Çarptığımda C'yi verdiğini, topladığımda N'yi verdiğini bulduğum iki sayı M ve N olsun. Bu durumda X kare artı BX artı C ifadesi X artı M ve X artı N biçiminde çarpanlarına ayrılır. Örneğin üzerinde de gösterelim şimdi bunu. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız demiş örneğimiz. X kare artı 5x artı 6 diyor. Bakın x karenin katsayısı 1. Zaten bu örnektekilerin hepsinin katsayısı 1 olacak. X karenin katsayısı 1 iken çarpımları sabit terimi, toplamları x'in katsayısını verecek 2 tane sayı bulmam lazım. Çarpımları 6, toplamları 5 olan sayılar artı 2 ile artı 3. Bu durumda ifadenin çarpanları da x artı 2 ile x artı 3. B'de verilen ifade de bakın A'dakine çok benziyor. Çarpımları artı 6'yı toplamları eksi 5'i versin istiyorum. O halde çarpanları 6 olan, yanlış yazıyorum bir saniye bunlar olmaz tabii. Şöyle eksi 2 ile eksi 3. Çarptığımda artı 6, topladığımda eksi 5 oluyor. Bakın işaret olarak ne bulduysam, o sayıda ne bulduysam onu aynen yazıyorum. Şimdi çarpımları eksi 6 olsun, toplamları eksi 5 olsun. Eksi 6 artı 1. Çarptığımızda eksi 6 olur, topladığımızda eksi 5 olur. Çarpanlarımız bu durumda x eksi 6 ile x artı 1 oldu. Çarpımları eksi 6 olsun, toplamları artı 5 olsun. Artı 6 ile eksi 1. Bakın çarpıyoruz. Eksi 6 toplamları artı 5. Çarpanlarımız ise x artı 6 ve x eksi 1. Ve sonuncusunda da çarpımları 24, toplamları 11 olan iki sayı istiyorum. Kim kim olabilir? 8 ve 3. Artı 8 ile artı 3. Yani bu ifadenin çarpanları da x artı 8, x artı 3. En sık karşımıza çıkacak yöntem bu aslında ve çok da zor değil gördüğünüz gibi. Çarpımları sabit terimi versin, toplamları x'in katsayısını versin diye iki tane sayı bulmanız yeterli. Peki A1 olmazsa? A1 olmazsa işimiz biraz daha zor. Verilen ifadeyi bu AX kare artı BX artı C 3 terimlisini yine çarpımları AX kareyi verecek ve çarpımları C'yi verecek diye iki şekilde düşünmem gerekecek. Yani bu sol tarafta çarpımları AX kareyi verebilen ifadelerim MX ile NX olsun. Çarpımları AX kareyi verdiğini düşünelim. Şöyle yazayım buraya onu hatta. Diyelim ki bunlar AX kareyi veriyor. Çarpımları C'yi veren iki sayı da P ve R olsun. Artı P ile artı R. Burada ben artı yazıyorum ama tabii ki işaretlerini kontrol edeceğiz. Yani onu da dikkate alarak hesaplayacağız. P ve R'yi çarptığımda da C'yi veriyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Bir de ne yapıyorum? Bir de bakın şöyle farklı bir renkle işaretlemek istedim onu. Şu ikisini çarpıyorum. M çarpı RX. Bir de bu ikisini çarpıyorum. N çarpı PX oldu. Bunları topladığımda da ortadaki terimi veriyor olması lazım. Yani önce AX kareyi çarpanlarına ayırdım. Sonra C'yi çarpanlarına ayırdım. Sonra çapraz çarptım. Kontrol ettim ortadakini veriyor mu diye. Ortadakini veriyorsa o halde bu ifadenin çarpanları yazarken şöyle karşıdakiyle yazıyorum.
kontrol ederken çapraz kontrol ettim. Çarpanları yazarken doğrudan karşısındakini alıyorum. Çarpanlarım da bunlar dedim. Şimdi yine örneğin üzerinde görelim. Çünkü böyle harflerle falan çok anlaşılır olduğunu düşünmüyorum. 2x kare artı 3x artı 1 ifadesinin çarpanlarını yazacağız. Çok kolay olmayabilir. Yanılıp deneyebiliriz. Ama yılmak yok. Böyle başlıyoruz. 2x ve x'i çarparsam 2x kareyi verir dedik. Çarpanların 1 olması için 1 1 olabilir. Şimdi çapraz kontrol ediyoruz bakın. Şu ikisini çarptım. X oldu. Bu ikisini çarptım. 2x oldu. Topladığım zaman 3x'i verdi. O halde ortadakini verdiğine göre doğru yazmışız. Bu durumda çarpanlarımız yazarken karşısındakini yazıyordum. 2x artı 1 ve x artı 1 oluyormuş. Birincisi böyle. Şimdi ikincisine bakalım. Yine bakın 6x kareyi nasıl ayırayım çarpanlarına? 2x ile 3x diye ayırdım. Peki 5'i nasıl ayıralım? 5 ve 1 diye ayıralım. Ama böyle çarparsam 5 ile 1'in çarpımı eksi 5 etmez. Eksi 5 olsun istiyorum. 1 artı 1 eksi olmak zorunda, ancak çapraz çarpıp topladığımda artı 7 olsun istiyorum. O yüzden büyük olanı pozitif verip deneyelim. Hani topladığımızda pozitif bir değer elde edebilmek için. Şimdi çapraz çarpalım. İkisini çarptık. 10x. İkisini çarptık. Eksi 3x. Şurası karışmasın. Bunları topladım. Artı 7x. O zaman doğru yazmışım demek ki. Neymiş çarpanlarım? Karşısındakini alıyorum tam. 2x eksi 1 ve 3x artı 5. C seçeneğinden devam edelim. Şimdi 18x kareyi ve 7'yi çarpanlarını yazacağız. Bakın 7 asal. O yüzden hani çok fazla tercihimiz yok. Onunla başlayalım. 7 ve 1 diye ayırdım. Ancak çarptığımda hani çapraz böyle topluyoruz, ortadakini versin. Topladığımda eksi 25 olması için negatif olması lazım. O yüzden ikisine de eksi 1, eksi 7 dedim. Şimdi 18x kareyi nasıl yazalım? 18x kareyi de şöyle deneyelim. 18x ile x olsa diyelim. Ve çapraz çarpıp kontrol edelim. Bakın şöyle. İkisini çarptık. Eksi 18x. İkisini çarptık. Eksi 7x. Sonra topladık bunları. Ortadakini verdi mi diye baktık. Verdi. O halde çarpanlarımız kimmiş? Şöyle yazıyordum. 18x eksi 7 ve x eksi 1. D ile devam edelim. 7a kare, 7 yine asal olduğu için 7a ve a diye ayrıldı. Çok düşünmemize gerek kalmadı. 3 de asal. Ama çarpımları eksi 3 olsun istiyorum. O yüzden biri negatif, biri pozitif olmalı bunların. Çapraz çarptığımda ortadakini veren negatif sayı değil mi? Negatif bulmalıyım. O nedenle şuna eksi diyelim ki çapraz çarpınca büyük olan katsayı oluyor çünkü. Şimdi kontrol edelim bakın. İkisini çarptım. Artı 3a oldu. İkisini çarptım. Eksi 7a oldu. Topladım. Eksi 4a'yı verdi. O halde doğru bulmuşum. Çarpanlarımı yazıyorum. 7a artı 3 ve a eksi 1. Şimdi sonuncusuna geldik. Bu haliyle çarpanlarını aslında ayırabiliriz. Sadece bir şey göstermek istiyorum. Bazen öğrencilerimiz zorlandıklarını söyledikleri için öyle göstermek istiyorum. Diyelim ki önünde eksi 3x kare var. Ve eksi 3x kareyi çarpanlarına ayırmakta zorlanıyorsunuz. Şöyle de yapabilirsiniz bakın. Eksi parantezini alırsınız. Parantezin içindeki ifadeyi çarpanlarına ayırırsınız. 3x ve x diye burayı ayırdım. 7 ve 1 bunları ayırdım. Bakın önündeki eksi orada duruyor. Onu yok etmeyeceğiz. Çarpımlarının eksi 7 olmasını istiyorum. O yüzden biri negatif biri pozitif olsun. Şimdi bir çapraz kontrol edelim. Ortadakini veriyor mu derken parantezin ortasındakinden bahsediyorum. Eksi 7x artı 3x. Şimdi ortadakini verdim, bakıyorum. Evet, eksi 4x oldu. Bakın buradakinden bahsediyorum. O halde çarpanlarımız
3x eksi 7 ve x artı 1. Ancak neyi unutmamamız lazım? Başta bakın eksi parantezini almıştık. Onu da unutmamamız lazım. Diyelim ki seçeneklerde böyle bir şey göremedik. O halde eksiyi bu parantezlerden herhangi birinin içine dağıtabilirsiniz. Ancak ikisine birden dağıtmamaya dikkat etmeliyiz. Evet, çarpanlara ayırma yöntemlerimiz aslında aşağı yukarı bu kadar. Şimdi değişken değiştirme ile çarpanlara ayırma diye bir başlık yazmışız burada. Değişken değiştirme ile çarpanlara ayırma biraz daha bizim daha önceden anlattığımız yöntemler işe yaramadığında, yani ortak parantezi alamadık, özdeşlikler işimize yaramadı ya da göremiyoruz o esnada, ya da ifadenin derecesi çok büyük ya da üstel bir ifade var, yani polinomların dışına çıkmış gibi görünüyor gibi durumlarda bildiğimiz kurallara uydurabilecek şekilde değişkeni değiştiririz. Yani verilen ifadede bir bölümü T diyerek bildiğimiz kurallara dönüştürürüz. Bunu böyle anlatmak tabii biraz zor. O yüzden örneğin üzerinde göstermek istiyorum. Şimdi çarpanlarını ayırmamızı istedikleri ifade, bakın, üstel bir ifade. Biz aslında polinomları çarpanlara ayırmayı biliyoruz. Üstel bir ifadeyi çarpanlarına ayırmak için hiçbir kuralım yok. Şimdiye kadar konuştuğum kuralların hiçbirine benzemiyor. Ancak şunu fark ediyorum. Bakın şöyle kenara yazayım. 5 üzeri 2x demek 5 üzeri x'in karesi demekti. O halde burada aslında t gibi bir şeyin karesi olabilir. Peki yanında eksi 5 üzeri x artı 1 var. 5 üzeri x artı 1 de ne demekti? 5 üzeri 1 ile 5 üzeri x'in çarpımı demekti. O halde burada da 5t varmış gibi düşünebilirim. Artı 6. Şimdi benim tanıdığım ifadelere benzemesi için bakın şuna t diyorum. Şuraya. 5 üzeri x'e. Buna t dedim. Bu da t oldu tabii. Bu durumda verilen ifade t kare eksi 5t artı 6 oldu. T kare eksi 5t artı 6 bildiğiniz 3 terimli. Hatta bakın katsayısı, baş katsayısı da 1. Baş katsayısı 1 olduğunda çarpımları artı 6'yı, toplamları eksi 5'i veren sayılar buluyordum. Hemen bulalım. Eksi 2 ile eksi 3 uygun. O zaman ifademiz t eksi 2 ve t eksi 3 diye çarpanlarına ayrıldı. Şimdi bakın biz burada değişkeni değiştirdiğimiz zaman ona x demedik ki seçeneklerdeki x'li ifadelerin arasında bunu aramayalım. Bu bulduğumuz çarpanları aramayalım. Bizim değişkenimiz t değildi, dikkat edin. Neydi? X'ti. Peki biz kime t demiştik? 5 üzeri x'e. O zaman tekrar eski haline geri dönüşsün. T yerine 5 üzeri x yazdım. Böylece çarpanlarım bunlar. 5 üzeri x eksi 2 ve 5 üzeri x eksi 3 oldu. Bildiğim kurallara dönüştürmek için verilen ifadenin hangi kısmına t diyebilirim? Bunu bulmamız gerekiyor. Sadece zor olan kısmı orası. Gerisi zaten bildiğimiz kurallar. Yine bildiklerimizin dışında, yani o kurallara doğrudan uymayan ifadeler karşımızdayken bir tercihimiz daha var. Terim ekleyip çıkarabiliriz. Bazen de öyle çözmemiz gerekir olayı. Terim ekleyip çıkarma daha çok tam kare yapmak için ekleyip çıkararak yaptığımız bir işlem. Şimdi bakın onu da örneğin üzerinde konuşalım yine. X üzeri 4 artı x kare artı 1 demiş. Şimdi burada tabii ki önce yine adım adım düşünüyorum. Ortak parantezim var mı? Yok. Gruplandırarak parantez alabilir miyim? Olmaz. Bu benim bildiğim özdeşliklerden birine benziyor mu? Benzemiyor. Peki 3 terimli mi? 3 terimli gibi ama 3 terimlerde hatırlayın terimlerimiz x kare ile başlıyordu. O zaman bu 3 terimde değil. Peki ben nereye t desem? T diyerek bir şeye, bir yere varabilir miyim? Varamıyorum. Bu soruda o da işe yaramıyor. Yani bakın deneyelim isterseniz. X kareye t diyelim. T kare artı t artı 1. Benim yine bildiğim kurallarla çarpanlarına ayrılmaz. Bu 3 terimli oldu ancak çarpımları 1, toplamları 1 olan sayı yok. Bu şekilde reel sayı yok. O nedenle bu da olmadı. O zaman işte ne geliyor aklımıza? Acaba biz buraya bir şeyler mi ekleyip çıkarsak? Ve ekleyip çıkarma yaparken bu ifadeyi, şurada görmekte olduğum ifadeyi nasıl tam kare yapabilirim diye düşünüyorum. X üzeri 4, x karenin karesiydi. 1 de 1'in karesiydi.
O zaman ortada çarpımların iki katı olsaydı diye düşünüyorum. Yani ortadaki 2x kare olsaydı tam kare olurdu. Şimdi ben bu ortadaki ifadeyi 2x kare yapabilmek için bir tane x kare buraya eklemiş oldum. Ama bu durumda ifade değişti. Onu da geri çıkarmam lazım. Yani şurayı toparladım, yazdım. Bu yazdığım ifadeye dönüştü. Elimizde bir de eksi x karemiz var. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Burası artı 2x kare olsaydı diye yazdım. Oysa benim elimdeki artı 1x kareydi. O halde orayı dengelemek için bir tane x kare çıkarıyorum diye yazsanız da olur. Şimdi devam ediyorum. Bakın bu kısım tam kare oldu. X kare artı 1'in karesi oldu. Ve x kare. Oo, bakın burada ne gördük? 2 kare farkı. Arada bakın fark işlemi var. Bir kare burada ve bir kare de burada. 2 kare farkı var. Neydi 2 kare farkı peki? 2 kare farkının kuralı. 2 tane parantezim oluyordu. Çarpım durumunda. Parantezlerin birinin içine burada gördüğüm karesi alınan sayıları çıkarıyorum. Diğerine toplayarak yazıyordum. Şimdi birinci dediğim kısım burası. X kare artı 1. Yine burası da x kare artı 1. İkincisi de x. Sadece düzenlemek kaldı geriye. Bu da alışık olduğumuz düzene uysun diye. Yani bunu böyle yazalım. X kare eksi x artı 1. X kare artı x artı 1 diye yazdım. Bu şekilde çarpanlarına ayırabiliyorum. Terim ekleyip çıkarmada aklımızdan çıkarmamamız gereken bir şey var tabii. Terim eklerken genellikle maksadım orayı tam kare yapmak. Ve terim ekleyip çıkarma dediğim için neticede de iki kare farkı elde etmek. Genelde karşılaşacağınız mevzu bu olmalı. Yani böyle düşünürseniz bulmanız daha kolay olabilir. Ve bakın en son bir mevzumuz daha var. Bu üç terimlilerle ilgili bir mevzu. Bazen bize böyle bir üç terimli veriliyor. Bu ifadenin en büyük ya da en küçük değeri nedir diye soruluyor. İkisi birden olmaz zaten. Bu ifadenin ya en büyük değeri vardır ya da en küçük değeri vardır. Her şekilde hangisi sorulursa sorulsun biz yine verilen ifadeyi tam kare yapmaya çalışırız. Biraz önce terim ekleyip çıkarmada yaptığımız gibi ifadeyi tam kare yaparak düzenlemeye çalışırız. Bunu da yine örneğin üzerinde görelim. X kare artı 2x eksi 1 şeklinde verilmiş a değeri. A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır? Tabii bakın burada şuna dikkat edin. Verilen bu ifadenin başında x bir doğal sayıdır, x bir tam sayıdır demiyor. Eğer sorunuz x doğal sayıdır, tam sayıdır, sayma sayısıdır diye başlıyorsa bu yöntemle bu ifadeyi çözmeye çalışmayız. Onun için başka bir yöntem düşünmemiz lazım. Değer vermemiz lazım. Kaç verebilirim diye düşünmemiz lazım. Burada öyle bir şey dememiş. O zaman x'in reel sayı olduğunu düşünüyorum. Her şey olabilir. Yani tam sayı, doğal sayı olabilir. Her şey olabilir. Şimdi a'nın alabileceği en küçük değer için öncelikle a ifadesinin şu değişken olan kısmını tam kare yapalım. X kare artı 2x artı 1 olsa bu ifade tam kare olurdu. Oysa bize verilen ifade sabit terimimiz eksi 1. O zaman buraya eksi 1 yapmak için 2 çıkaralım. A sayısını x artı 1'in karesi eksi 2 diye yazdım. Böylece tam kare oluşturmuş oldum bir kısmında. Şimdi şöyle düşünüyorum. A'nın en küçük olması için x'e kaç versem diye düşünüyorum. Bakın burada bir tam kare kısım var. Tam kare bir ifadenin alabileceği en küçük değer neydi? Evet, 0. En küçük değer 0. Tam kare bir ifadenin en küçük değeri 0 olur. Yani bu kısımda x'e kaç verelim? 0 yapalım burayı diye düşüneceğiz. X'e eksi 1 verelim o zaman. A'nın değeri de bu durumda, bakın şurası 0 olacak zaten parantezin için x'e eksi 1 verdiğimizde, eksi 2 olacaktır. A'nın değeri de eksi 2 olur. En küçük değer derken aslında bize sorduğu kısım şu kısımdır bakın. En büyük değer dediğinde farklı bir şey mi olacak? Hayır, farklı bir şey olmayacak. Sadece düzenlediğimiz takdirde tam karenin önünde bir negatif göreceğiz. Burayı yine sıfırlayarak ifadenin en büyük değeri almasını sağlayacağız. Bugünlük mevzumuz da bu kadar. Yine bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.